İsmim Yakup Fındıkçı. Çorum İtfaiye Müdürlüğü'nde itfaiye amirlik görevi yapmaktayım. Depremin olduğu ilk gün, pazartesi günü sabah 9 gibi ilk ekibimiz deprem bölgesine hareket ettiler. İlk ekibimizin ekip lideri Sıddık amirimiz ekibiyle beraber 9-10 kişilik bir ekiple hareket ettiler. Onlar saat 3 gibi Afşin'e deprem bölgesine ulaştılar. Ulaştıkları gibi direkt enkaza girdiler. Oradan iki tane sağ vatandaşımızı kurtardılar. Sonra ben Sıddık amirime onu söyleyeyim. Kendisi o durumu anlasın. Daha sonra biz olayına intikal ettik. Oradan devam ederiz. İsmim Sıddık Yemekçi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışıyorum. İlk sabahleyin çıktığımızda yollar falan da bayağı bir kış mevsimi. Ulaşım şartları da zorladı bizi ama biz iki araç olarak Kahramanmaraş Afşin ilçesine görevlendirildik. Afşin ilçesine ilk gittiğimizde zaten deprem olmuş yaklaşık iki saat sonra, yani bir çeyrek geçe falan olmuş. 3 gibi, 15-10 gibi biz oraya ulaşmıştık. O saatte ulaştığım için vatandaşlar direkt yıkılan binaya bizi yönlendirdiler. Oradaki bina yan yatmış vaziyetteydi. Alt katlar çökmüş, üst katlar ayakta durumdaydı. Oradan canlı olarak vatandaşlarımızı çıkardık. Daha sonra çalışmalarımız devam etti. Gece de zaten bizim çalıştığımız bina bizim enkazda olmadığımız bir zamanda çöktü. Komple çökmek suretiyle enkaza düştü. Daha sonradan Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerimizden kurtarma ekipleri, takviye ekipler geldiler. Ayrı ayrı iki ekip şeklinde geldi ve toplamda sayımız 30 kişiyi buldu. Biz Afşin'de çalışmalarımızı sürdürürken Metehan Sokak diye bir yerde yabancı uyrukların yaşadığı bir binaya enkaza girdik. Oradan iki sağ vatandaşımızı çıkardık. Birisinin de hamile olduğunu söylediler. O şekilde çalışmalarımızı Afşin'de tamamladık. Ondan sonra da zaten Adıyaman bölgesine geçiş yaptık. Abi o anda neler yaşadın? Sen o anda... Durum yani normalde iki durumdan çok farklı. İster istemez insani olarak duygusallaşabiliyorsunuz. Sonra iş makineleri, vatandaşların feryatları, çevrenin baskısı, yani çalışma esnasındaki heyecanınız. Yani hiç bir zaman için biz mesela istirahat edeceğimizi düşünüyorduk ama ilk 48 saat hiçbir arkadaşımız, ekibimizde bulunan hiçbir arkadaşımız istirahat etmeden direkt enkazın üzerinde veya çevresinde veya da enkaza girip çıkmak suretiyle öyle bulundular. Yani biz yaptığımız halde, yani önerdiğimiz halde bile bunu başaramadık. Çünkü o esnada ne yapabiliriz heyecanındaydık, ne yapabiliriz bir an önce ne kurtarabiliriz heyecanındaydık. Yani duygu olarak gerçekten yoğun bir duygu. Allah korusun, yani oradaki vatandaşlar, yakınlarımız da olabilirdi veya herhangi bir tanıdığımız kimseler de olabilirdi ama o an için onların hiçbirisini hissetmiyorsunuz. Sadece enkazdan bir an önce canını çıkarmayı hedefliyorsunuz. Burada madenci arkadaşlar olsun, diğer sivil toplum kuruluşlarından arkadaşlar olsun veya da oradaki belediyenin kendi ekipleri olsun, onlardan da destek aldık. Yani biz kurtarma ekipleri olarak çalışmamızı, işimizi en iyi şekilde yapmaya, en iyi şekilde gayret ettik. Yani. Yola çıkmıştık. Biz de Afşin'de Sıddık arkadaşlarımızla buluştuk. Onların devam ettiği enkazı biz de aldık. Maalesef biz oradan canını çıkartamadık. 6 tane vatandaşımız rahmetli olmuştu. Onları çıkarttık. Sonra işte burayı bitirdik. Diğer bir enkaz. Orada Afşin'de 3 tane enkazı var mı? Murat Ömer Çavuş'un. Müdahale ettik. Afşin'deki işimizi bitirdik. Orada belediye başkanımız İsmail Bey ile, İsmail Yabat Bey ile istişare ettik. O vali Bey ile AFAD ile istişare etti. Bizim orada çok yapacak bir işimizin kalmadığına karar verdik. Oradan Adıyaman'a hareket ettik. Adıyaman'da da yaklaşık 32 dairelik bir bina çökmüştü. Orada çalıştık. Zordu. Yani şöyle söyleyeyim. Hep bir ışık, bir ümit arıyorsun. Moral olarak tam çöktüğümüz bir anda, yani artık bizim de moralmen
yavaş yavaş çökmeye başladığımız bir anda Hacı Ahmet isimli o yalvacağı bulduk. O bize tabiri caizse bir doping mi oldu diyeyim, bir ilaç mı oldu, bir serum oldu. Tekrar bütün yorgunluk, her şey bitti. Tekrar yeni bir hırs, yeni bir istekle çalışma azmimizi artırdı. O enkazı da kaldırdık, komple kaldırdık. Sonra malumunuz işte çökme dönüş yaptık. Biz sadece şunu söyleyeyim. Hani biz işimizi yaptık. Bizim işimiz itfaiyecilik, bizim işimiz arama kurtarma. Biz verilen görevi layıkıyla yapmaya çalıştık. Belediyemize, şehrimize, devletimize layık olmaya çalıştık. Eminim ki bunu da başardık. Çünkü orada 29-30 kişiydik. Herkes elinden gelen özveriyi sergiledi. Ben buna bizatihi şahidim. Herkes orada enkazda kazmayla çalışmak da aynı. Orada geri planda bize malzeme temin etmek de aynı. Lojistik imkanımızı sağlamak da aynı. Sağ olsun arkadaşlar, gençlerimiz bunu bizatihi hakkını verdiler, yerine getirdiler. Yani duygu ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebilirim, yani bu enkazda, bu gittiğimiz bölgeyle ilgili bir tane cana vesile olduk. Allah Rabbim bize bunu vesile kıldı. Bu yönden hakikaten sevinçliyiz. Üzüntümüz çok büyük. Yani vatandaşlarımızın birçoğu maalesef kaybettik. Bunda üzüntülüyüz. Yani diyeceğim şu, sadece biz işimizi yaptık. Bunu söyleyebilirim. Yine Ömer arkadaşım, Fatih arkadaşım, yine bu kadar arkadaşım, hepsi yani mutlaka söyleyeceği bir şeyler vardır. Sağ taraftan başlayalım. Ömer, siz şey yaptınız. Siz de duygularınızı ifade edebilirsiniz. Buyurun, sizler de. İsmim Ömer Darıcı. Öncelikle şunu söylemek isterim. İnşallah vatanımıza, milletimize böyle bir acılar göstermesin Allah'ım bizlere. Biz buradan itfaiye olarak 30 kişilik bir ekiple Beydelipe'ye çıktık ama 30 kişilik bir ekiple deprem bölgesinde yer aldık. Arkadaşlarım 30 kişinin 30'u da çok özverili bir şekilde, yani oradaki bir hayata, bir insana, bir cana, artık bu ne olursa olsun, hatta yeri geldi yani cenaze bile, yani orası diyorsunuz ya duygular nasıldır, ne anlatmak istersiniz diye. Burası bambaşka bir yer, hakikaten çok farklı bir yer. Çok üzülüyorsun, çok moral motivasyon çok düşük. Ama insanlara bir tane cenazesini teslim ediyorsun. Ondan bile mutluluk çıkarıp teşekkür edip ayrılıyor insanlar. Yani demek istediğim, bir hayata, bir cana, bir cenaze de olsa birine dokunup insanlara faydalı olmak için buradan çıkış yaptık. Başkanlığımız tarafından görevlendirildik. Hakikaten orada olduğumuz süre içerisinde yeme, içme, istirahat vesaire hiçbir şey düşünmedi arkadaşlarımızla. Elinden geldiği kadar herkes çabasını gösterdi. İnsanüstü gayretlerle. Zaten olağanüstü bir afet gerçekleşmiş. Biz de insanüstü gayretlerle insanlara faydalı olmaya çalıştık. Bu şekilde görevimizi tamamladık. Dönüş yaptık inşallah. Merhabalar. Çorum İtfaiyesi'nde çalışmaktayım. İsmim Fatih Çıdık. Yaklaşık 15 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Meslek adına tabii ki bizim birçok cana müdahalemiz söz konusu olmuştu. Birçok dokunuşlarımız olmuştu. Ama inanın özellikle bu deprem afet konusunda gittiğimiz andan itibaren 30 kişilik bir ekiple olay yerine bulundu. Gittiğimiz andan itibaren ciddi gönüllülük hesabıyla, ciddi gönüllülük esasıyla çalışmak durumunda kaldı. Ya bu bizim mesleğimizdir, işimizdir, işimizi severek yapıyoruz. Ama gönlümüzle bu işin içerisine koyduğumuz zaman ekstra verim aldığımızı düşünüyoruz. Şimdi gittik, arkadaşlar da söylediler, ulaştıktan sonra ilk andan itibaren herhangi bir enkaz ne olduğunu da bilmiyoruz. Oradaki koordineye göre bir enkaz teslim aldık. İlk etapta canlı bir cana ulaşmak için çok ciddi çabalarımız oldu. Şöyle söyleyeyim, genel manada çıkardığımız insanlar oldu, canlıya ulaştığımız yerler oldu. Canlıya ulaşamadığımız, eks olan yerlerde eks çıkardığımız durumlar söz konusu oldu. Ama ben birkaç duygu olarak şunu söylemek istiyorum. Oradaki insanlar gerçekten çok zor durumda. Allah bir daha böyle bir acı nasip etmesin kimseye. Böyle bir durumda kimseyi bırakmasın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şöyle bir dikkatimi çeken bir durum söz konusu oldu. Oradaki insanlarla konuşuyoruz.
muhabbetimiz oluyor, bilgi alıyoruz. Enkaz hakkında herhangi bir söylemleri varsa onları dinliyoruz. Çok soğukkanlı, çok sakin bir şekilde iletişim kuruyoruz. Bu iletişim ta ki bu soğukkanlılık, ta ki o insanın bir yakınına ulaşana kadar sürüyor. O insanın bir yakınına ulaştıktan sonra inan çok ciddi feryat figan başlıyor. Yani bu durumda da bana çok enteresan geldi. Çok rahat konuşuyorsun. İşte annemdir, babamdır, çocuğumdur, şu noktadaydı, şu odadaydı. Biz çıktık, şurada olabilir şeklinde tarifler söz konusu. Çok rahat konuşuyoruz, çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Ta ki o insana, o yakınına teslim etmeye geldiğimiz zaman feryat, figan, tabiri caizse o ağlamalar falan içimize çok dokundu. Şöyle bir durum, bir tane de canlıya ulaşmayı çok istiyorduk. Yani ilk etapta ulaşılan canlılar tabii ki vardı ama özellikle 6. günden, 7. günden sonra canlıya ulaşmak çok daha zor. Çok daha mucizevi olaylar bunlar. Canlıya ulaşmayı çok istiyorduk. Allah bize öyle bir durum nasip etti. Sağ olsun arkadaşların tamamı buna şahit oldu. Bir canlıya ulaştık. Ben şöyle söyleyeyim, canlıya ulaştığımız esnada duygu yüklemesi illaki olmuştur ama en duygusal anım, Salih arkadaşımız içerideki çocuğun ismini sordu. İçerideki çocuğun ismini söyledi. İsmini söyledikten sonra Salih arkadaşımız dışarıya bu ismi söyledi. Hacı Ahmet dedi. Dışarıya baktım, yakınlarından birbirine sarılanlar, sevinç çığlığı atanlar oldu. O esnada gözlerimizden yaşlar damladı. Çok duygusal bir andı. Yani onu tarif etmek çok mümkün değil. İnanın öyle bir ortam ki orada kendinizi çok fazla düşünme şansınız hiç yok. Zaman mefhumu hiç kalmıyor. Sadece geceyi ve gündüzü biliyorsunuz. Yani saatin kaç olduğunu, günlerin ne olduğunu hiç takip etme şansınız yok. Sadece odaklanmışız. Birilerini çıkarmaya, birilerine ulaşmaya, özellikle can odaklı çalışmaya çok odaklanmış şekildeyiz. Sadece bunu yapıyoruz, çalışıyoruz ve yapabildiğimiz sürede de dakikaları geçmeyen istirahatlerimiz söz konusu. Çok fazla soğuk var, çok fazla şeyle mücadele ettik. Birincisi psikolojik olarak kendimizi oraya adapte etmek zorundaydık. Profesyonel bir ekip olarak yaklaştık. Yani onu sağlamak bizim birinci önceliğimiz oldu. Artı çok ciddi soğuk vardı. Artı çok ciddi insanların kaygıları, o gözlerinden okunan kaygı durumu falan bizi çok ciddi etkilemişti. İnanın bazı şeyleri yaşamak lazım. Ciddi tecrübeler kazandık. Ciddi kazanımlar oldu bizim adımıza. Ciddi üzüntüler yaşadık. Biz bir şekilde çalıştık. Bir 9-10 günlük süreçte orada kaldık. Dönüşümüzü yaptık. Ailemize kavuştuk. Sıcak yuvamıza kavuştuk. Ama inanın oradaki insanlar kime dokunsan, birine dokunuyorsun, nasılsın? Ailemi kaybettim, eşimi kaybettim, çocuğumu kaybettim, anne babamı kaybettim şeklinde çok büyük acılar bıraktık arkamızda. İnanın insanlar orada çok mağdur durumda ama devletimiz kesinlikle çok ciddi yaraları sarmak için ikinci günden itibaren çok fazla yüklendi oraya. İlk andan itibaren ulaşım, insanların oraya gitmesi, gerek kurtarma ekipleri, gerek gönüllü ekiplerin gitmesi çok zordu. Ulaşımları sağladık. Giden her ekip bir cana dokunmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Şu an Allah bir daha vermesin. Şu an arkadaşların tamamına tekrar böyle bir görev düşse, gönüllülükle, bir hızla, bir cesaretle tekrar ivedi bir şekilde olaylara müdahale etmek için canla başla beklemektedir. Allah kimseye bir daha böyle acı vermesin. İnsan oradaki insanların yerine kendini koyuyor, oradaki çocukların yerine kendi çocuklarını koyuyor. Gerçekten çok acı olaylar, çok acı durumlar. Allah kimseye bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ayrıca dalgıç olarak görev yapıyorum. Amirlerin dediği gibi aynı şekilde depremin olduğu andan itibaren biz de ikinci gün sabah Yakup amirimle birlikte ilk önce Kahramanmaraş Afşin'e geçtik. Oradan işte Adıyaman merkeze geçtik. Benim söyleyeceklerim şu, beni aslında etkileyen daha önceki depremlerde, işte örnek veriyorum bir Van depreminde yaşamış olduğum tecrübelerden dolayı ve oradaki görmüş olduğum acılardan dolayı üzerimde hep bir birikim vardı. Bu birikimin en büyük sebeplerinden bir tanesi de işte Afşin merkezine gittiğimizde amirlerimizle birlikte, işte Fatih amirim, Yakup amirim, Istık amirim, onlar birlikte hepimize ayrı ayrı görevlendirme verildi. O anla itibaren başladı benim içimdeki o insanlara ulaşmak, canlı kurtarmak,
o enkaz başında bekleyen ailelere yardım etmek. İçimde hep bir şey vardı, hani hep yaşayan insanları kurtaralım, daha çok böyle hızlı ulaşalım. Ama o imkanlar çok zordu yani. Çünkü binalar çökmüş, hala aç sarsıntılar oluyor. Yani bir türlü istediğim noktaya varamıyorduk. Benim Ahmet'ten önceki en büyük içime üzüntü veren şey, Afşin'deki bir binada dükkan girişinde işte şarküteri var. Bu bina sadece giriş katı, kolonları çökmüş, dört katlı bina olduğu gibi oturmuş bu şekilde. Ama binanın yapısına baktığımız zaman binanın yapısında şey var, anormallik var. Yani o binanın o şekilde çökmesi baktığınız zaman bir durgunluk veriyor. Neden bu şekilde çökmüş diye. Tabii biz profesyonel olarak arama kurtarma, itfaiye arama kurtarma ekibimiz olarak ilk önce enkaza girerken enkaz başında oradaki binada oturanlar, tanıdıklar falan neyse ondan önce bir görüşme yapıyoruz. Bir görüşme yapıyoruz. Bu binada kaç kişi oturuyor, kaç daire var, ne yapılması gerekiyor, olay olduğunda neredeydiniz? Bu gibi sorular soruyoruz ve bunu arkadaşlarımızla birlikte bir kroki halinde binanın krokisini çiziyoruz. Yani o deprem anında neredeydiniz? İşte onu çiziyoruz, belirliyoruz. Belirledikten sonra da uygun bir şekilde enkaza girmeye çalışıyoruz. Benim ilk başlangıcım Afşin merkezdeki enkazda bir tane bir aşçı abla vardı. Yani çalışıyormuş, şarkıda çalışıyormuş, aşçı olarak çalışıyormuş. Binanın şekline baktığımız zaman binanın ön tarafı çökmüş ama arka tarafta bir üçgen dediğimiz hayat boşluğu kalmış. Oraya yöneldik ilk önce. Ondan çok umutluydum ben. Yani Fatih amirimle falan çok aşırı derecede uğraştık, çaba verdik. Ve ulaştık. Giremedik. O noktadan giremedik. Giremeyince artı start sıkıntılarından dolayı tekrar geri çekildik. Bu sefer biraz daha beklemede kaldık. Bu sefer değişik şekillerle, değişik taktiklerle binaya müdahale ettik ama ablamızı maalesef kaçış, yani kapıya kaçarken o şekilde enkazda Allah rahmet etsin, öyle olarak kurtuldu. Kurtulmuş oldum. O şekilde teslim ettik. Ondan sonra Adıyaman merkeze geçtik. Adıyaman merkezdeki işte müdahale ettiğimiz apartmanımız 8 katlı 48 daire, 32 dairelik bir binamız. Bunda da aynı şekilde hep beraber ekip olarak 72 saat, ilk 72 saat hiç durmadan gece gündüz çalıştık. Artık sonlardayız çünkü aileleri bekliyor, insanlar bir umut bekliyor, bir can bekliyor. Onun bir etkisi vardı. Tabii onlar orada beklerken bizde uyku olayı yok, uyku uyumak istemiyoruz. Bir an önce yani ne kadar çok canlı var, ona uğraşıyoruz. Yaklaşık 132 yani. 162 saat. 162 saat o civarlarda bir şey var. Peki binada çok da şey var, kalan var. Çünkü ilk depremde yıkılmış. Hani o müdahale ettiğimiz bina site halinde 5 tane blok var, bir tanesi yıkılmış. Ama o bloktaki binanın yıkış şekli çok farklı. Hani dedim ya baştan, binanın kaç kişi kalıyor, kişisini çıkarttık, kimlerde kalıyor, kimlerde kalıyor, aileyle falan görüşüyoruz. O esnada görüştük. Benim Ahmet'i kurtarmamdaki bana nasip olan şey şuydu. Ben bir tane bir kız kardeşimiz vardı, 13 yaşında kız kardeşimiz. Depremin ilk olduğu gün annesi, babası, kardeşi maalesef ölü olarak, eks olarak çıkartılmış ve bu diğer kız kardeşimiz orada yokmuş. O şekilde tespit edilmiş. Dayısı falan sürekli yalıyor. 2-3 gün boyunca sürekli bana işte yardım etmemi söyledi. Biz de en kısa zamanda ulaşacağımızı söyledik. Bu bende çok büyük bir şey bıraktı. Acı bıraktı. İçime bir sıkıntı çaktı ama en büyük sebebi işte ilk enkazdaki işte o aşçı yapmamızı kurtarmaktı. Çünkü onu sağ olarak kurtarmayı ümit ediyorduk ama binanın düzeninden dolayı maalesef ölü olarak çıkarttık. Sabaha karşı saat 6 gibi. Yani pardon, 6 gibi evet. Hatta Yakup amirim saat 6'da bırakmış enkazı, istirahate geçmiş. Personel tam değişim yapacak yani. Bir saat falan var, değişim yapılacak. O esnada da ben hala ayaktayım. Sessizlik çöktü, bayağı bir sessizlik çöktü. Sabah saat işte 6-7 arası sessizlik çöktü. O sessizlikte ben hala şey yapıyorum. O kız kardeşimi aramaya falan öyle bir düşünce oluştu bende. Enkaza falan gittim. Enkazda işte el frenine falan bakıyorum falan, böyle kritik yerlere falan bakıyorum falan, işte böyle sesimi duyan var mı diyorum, o şekilde bir şey yaptım, şeye girdim, duyguya girdim, baktım yok falan. Tam o esnada işte kepçe çalışıyor orada, o kepçenin zaten en büyük şeyimiz oydu, kepçe orada kendisi bireysel olarak bir çalışma yapıyor, yanında kıyılarda falan böyle bir temizleme falan işlemi yapıyordu.
O arada işte diğer maden, Zonguldak maden, onlar çünkü hakkını veremeyiz. Zonguldak maden işletmesi, Soma maden işletmesinin oradaki ekipleri falan var. Onlar da orada istirahat ettiler. Orada da bir tane personel var. Aynı benim gibi orada bekliyormuş. İşte Salih abi ne yapıyorsun falan öyle bir muhabbet falan geçti. Biraz sonra işte enkaza falan başlayacağız da bütün ekipleri başlayacağız. Bir koordine yapalım falan öyle bir muhabbet geçti. Tamam yapalım dedik. O anda işte normal döndü. Şeyler geldi. İş makineleri falan geldi. Karar verdik yani buradan başlayalım. Kontrollü gidelim diye öyle bir düşünce oluştu. Tam bu kontrollü başlarken o anda ses aldığını duyduk yani. Normal aslında ses değil. Normal yine 4 kişilik bir aileden 3 kişinin öldüğü tespit edilmiş. O esnada beni çağırdı abi gelir misin diye gittik oraya. Normalde baktığımız zaman aradan kaç gün saat geçmiş yani 7. gün değil mi? 7. gün. 7. günde artık yani umutların tükendiği an ama biz hala umudumuzu yitirmedik. Tam o arada işte sesimi duyan var mı? Duyuyor musunuz falan derken orada bir çocuk sesi geldi. Yani çok bir ığıltı sesi geldi. Tam o sende canlı olduğunu tespit ettik. Hemen işte arkadaşlarımıza bir haber verdik. O anda bizim Ahmet'i kurtarma operasyonumuz başladı. Benim diyeceklerim şu. Ahmet'e ulaşırken bayağı zorlandık. Niye zorlandık? Çünkü Ahmet annesi, babası, kız kardeşi. 4 kişilik bir aile. Normalde oturdukları yer salon. Yani muhtemelen görünen şey olarak söylüyorum. Otomodasında toplanmışlar. Sarsıntı olduğu zaman otomatasında toplanmışlar, beklemişler o şekilde. İşte Ahmet'in annesi, kız kardeşi Ahmet, babası bu şekilde enkazda. Ahmet işte Allah'ın lütfu, Ahmet'e orada bir hayat üçgeni dediğimiz boşluk var. Orada o boşlukta Ahmet sağ kalmayı başarmış. Ahmet'le iletişime geçtik, Ahmet'in iyi olduğunu sorduk, Ahmet iyi olduğunu söyledi. Ahmet işte bir isteğin falan var mı diye sorduk. Ahmet'in ilk işte her zaman bütün afetzedelerin ve enkazda kalan arkadaşlarımızın cevap verdiği gibi susadım falan dedi. İşte ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ahmet'i yalnız göremiyoruz biz. Sadece sesini duyuyoruz. Öyle de bir anormallik var. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? İşte ön tarafta annesi var. Arkada geliyor da arkada Ahmet'in sesini duyuyorsam Ahmet'in hangi noktada olduğunu bilemiyoruz. Çünkü yani çökmüş bina. Yani hangi noktadan gireceğimizi tam olarak bir şey yapmamız gerekti. Gideceğimizi belirlememiz gerekti. Biraz ilerledik. Biraz daha seslendik. Ahmet'i sürekli konuşturduk işte. Konuşturmadı. Ahmet ne yapıyorsun, nasılsın yine. Ahmet'e soruyorum işte Ahmet ne yapıyorsun, iyi misin ses diyorum. Ahmet karnım acıktı diyor. Biraz daha ilerliyoruz. Ahmet nasılsın falan diyoruz. İşte meyve suyu istiyorum diyor. Bu şekilde cevaplar verdi. Ahmet'i biraz toparladık. En sonunda son noktaya geldik artık. Ailesine kavuştuk. Yani çıkartacağız ama Ahmet'i hala göremiyoruz. O anda şey yaptık yani, işbirliği yaparak, dedim ışığı tutayım dedim ben normalde, elimde el feneri falan var. El feneri ışığı falan tuttuk, Ahmet ışığı falan görüyor musun, göremiyor falan derken oradan bir boşluk buldum, ışığı tuttum, Ahmet ışığı görüyor musun dedim. Ahmet ışığı görüyorum deyince sevindik. O anda işte Ahmet'in ismini sordum, ismin ne diye, kaç yaşındasın falan diye, Ahmet isminin Hacı Ahmet olduğunu söyledi. Tabii bütün arkadaşlarımız da orada beraber mutlu olduk. Işığı gördükten sonra Ahmet'in yerini tespit ettik. Tespit ettikten sonra da Ahmet'i sağ salim çıkarttık. Yani benim son olarak diyeceğim, Allah bir daha başımıza böyle afetler göstermesin. Biz sadece de arama kurtarma ekibi olarak, Çorum İtfaiyesi olarak elimizden geleni yaptığımızı inanıyoruz. İlk birinci de canlı kurtarma işte ulaşamadık. İkinci de o işte 14 yaşındaki kız çocuğunu arıyorum, onun için gittim. Allah bana onu nasip etti. Yani beni en çok gururlandıran, duygulan o oldu. Bir de Ahmet'in oradaki annesi, babası yanında yani ölmüş durumda. Yani onu söylemek bile ağır geliyor. Yani Ahmet sadece zaten bitkindi, çok bitkindi Ahmet. Yani çıkarttığımız Ahmet'in artık yani son anlarıydı. Yani tamam vücut çökmüş, artık su kaybına uğramış yani. Çok şey durumdaydı, kötü durumdaydı. Ama işte almayan Rabbim almıyor. O şekilde yani Ahmet'in ilk konuşması sağladık. Kendisine ulaşmaya sağladık. Bu yani. Ahmet'i sağ salim çıkarttık. Yetkililere teslim ettik.